İsrail Müslüman hakları bir toprak, iki devlet anlayışına ikna etmeye, bu sayede kendi varlığını Filistin'in bir bölümüne belirgin hakları vermekle meşru göstermeye çalışmaktadır. İsrail'in özrünü kabul etmek de, İsrail'in varlığını kabul etmek anlamına gelmez. 30 yıldır devam eden kanlı, hafif düzeyde bir iç savaş, tarafların iyi niyet göstermeleriyle birdenbire sona eriyor. Taraflar karşılıklı kardeşlik ve barış türküleri söylüyorlar. Öte yandan İsrail, ısrarla devam ettirmekte olduğu çatışmacı ve tansiyonu yükseltici açıklamalarından vazgeçip, Mavi Marmara olayları hakkında özür dileyip tazminat ödeyeceğini beyan ediyor. Taraflar iyi ilişkiler ve barış ortamından bahsediyorlar. Silahların bırakılması ve kanın duracağının açıklanması dökülen kandan en çok zarar gören halklar açısından sevindiricidir. Fakat gelişmeler hakkında yorum yapmak için henüz erkendir. Bununla birlikte bu sorunun kardeşlik ve ümmet bilinci ile çözülebileceğini, bunun dışındaki çözümlemelerin ve çözüm önerilerinin yeni sorunlar üretmekten başka bir işe yaramayacağını belirtmek isteriz. Acıları hafifleten bir durum olarak değerlendirmekteyiz. Bununla birlikte gelinen bu noktanın ucuz bir uyanık Yahudi tüccar mantığı olduğunun da altını çizmekteyiz. Kanaatimizce Mavi Marmara'ya katılan hiç kimse özürü ve tazminatı yeterli görmeyecektir. Çünkü özürü ve tazminatı yeterli görmek, Mavi Marmara öncesi durumu yeterli görmek anlamına gelir ki, bu gemiye katılan insanların orada bulmuş amaçlarıyla uyuşmaz. Bu gemiye katılan insanların amaçlarının İsrail'in yok olması ya da en azından Gazze ablukasının kaldırılması olduğuna inanıyoruz. Bu iki amacın da henüz gerçekleşmemiş olması İsrail ile ilişkilerde hiçbir şeyin değişmediği anlamına gelir.